Evet duraklama döneminde ÖSYM'nin dikkat ettiği noktalar üzerinde dördüncü dersimizdeyiz arkadaşlar. Çok uzun bir video olmayacak ancak bakın dikkat edilen konuları ben size burada göstereceğim, izah edeceğim. Şimdi arkadaşlar 18. yüzyılda gerileme dönemi yeni önlemleri gerektiriyor. Yani gerileme Osmanlı Devleti'nde yeni önlemleri gerektirmiş. Bunun için yapılan ıslahatlar var. Zaten daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Savaşlar harcamaların yönünü değiştirdi. Osmanlı kültürel alanda, sosyal alanda ıslahatlar yaparak mimari alanda özellikle kültürel ve sosyal alanlarda ıslahat demeyelim de kültürel ve sosyal alanlarda yenileşmeye öncülük ederek yenileşmeleri gerçekleştirerek Lale Devri'nde arkadaşlar bunları gördük. Kütüphaneler açarak, çiçek açısı getirerek bunun dışında arkadaşlar baktığımız zaman biz el yazması kitapların yurt dışına çıkarılmasını yasaklayarak Doğu Batı klasiklerini tercüme ederek Osmanlı Lale Devri'nde önemli kültürel ıslahatlar gerçekleştirdi. Dolayısıyla savaşlar bu harcamaların da yönünü değiştirdi. Askeri alanda yapılan ıslahatlara, harcamalara öncelik verilmeye başlandı. Değişimler yeni gereksinimleri doğurdu. Tabii ki yeni gereksinimleri doğuruyor. Bir yerde orduyu modernize etmek istiyorsanız yeni gereksinimler ortaya çıkacak. Avrupa'dan tek uzmanlar getireceksiniz. Askeri harcamalarınız artacak. Arkadaşlar yeni silahlar edineceksiniz. Yeni kitaplar getireceksiniz. Yenilgiler iç hesaplaşmalara yol açtı. Tabii ki. Mesela İran'la yapılan savaşlarda başlangıcında önemli başarılar kazanılırken daha sonra bu savaşlarda yenilgiler Patronu Halil isyanını tetikleyen gelişmelerden bir tanesidir. Ki 3. Ahmet'in tahttan indirilmesine neden oluyor. Evet bu gibi. Şimdi devirlerin sona ermesinde önemli olaylar etkili. Hangi devirlerin arkadaşlar? Lale devrini sona erdiren gelişme Patronu Halil isyanı. Nizamı Cedid yeniliklerini ortadan kaldıran gelişme Kabakçı Mustafa isyanı. Buraya çok iyi dikkat edin. Osmanlı'da 2. Viyana bozgunuyla duraklama dönemi sona eriyor. Gerileme dönemi başlıyor. İstanbul'un fethiyle kuruluş dönemi bitiyor, yükselme dönemi başlıyor. Bu devirlerin sona ermesinde hepsini toplu olarak aldım arkadaşlar. Buraya da dikkat edelim. Bu devirlerin sona ermesinde önemli olaylar etkili oluyor. Bakın ÖSYM bu konuyu bu şekilde açıklamış. Gayet basit, gayet net. Evet. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin endüstriyel alanda çağdaş Avrupa devletleri düzeyine erişememesinde en önemli neden bilim ve teknoloji alanında gelişmemiş olmasıdır. Çünkü 18. yüzyılın sonlarına doğru ciddi anlamda Avrupa'da endüstriyel gelişmeler yaşanıyor. Sanayi inkılabı var. Avrupa makinalaşmaya geçiyor ve Osmanlı bu bilim ve teknoloji alanında bu gelişmelere ayak uyduramadığı için endüstriyel alanda, sanayi alanında Avrupalı devletlerin düzeyine erişemiyor. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ayanlar halk tarafından seçilmiş, kendilerine devlet tarafından vergi toplama, fiyatları kontrol etme, bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlama ve benzeri konularda yetkiler veriliyor. Arkadaşlar ayan kimdir? Taşra'daki güçlü ve nüfuzlu kişilerdir. Bizim bugün A dediğimiz Avrupa'da da Richard Dağlar, Johnny Ağlar gibi adamlar bunlar. Bu durum Ayanların bir bakıma devlet tarafından varlığının resmiyet kazandırıldığı gösteriyor. Ayanlar halkı temsil ediyorlar çünkü halk tarafından seçiliyorlar. Halk üzerinde etkileri var çünkü vergi toplama, fiyatları kontrol etme, güvenliği sağlama bu halk üzerindeki etkilerini arttırıyor. Bazı konularda ayanların denetim için devletle işbirliği yaptı. Hangi konuda denetim için? Vergi toplama, fiyatlar, bölge güvenliği konusunda arkadaşlar devletle işbirliği içerisindeler. Güçlü nüfuzlu kişiler bunlar. Dikkat edelim bunlara da yorumlarken arkadaşlar işinize çok yarar. Herhangi bir soruyu çözerken yorumunuz bakın arkadaşlar bu mantaliteyi ile çelişmesin. Çelişirse ÖSYM ile çelişmiş olursunuz. Yanlış yapmış olursunuz. Dikkat edelim. Çünkü dükkanın sahibi ÖSYM. O ne diyorsa onun mantığı ne diyorsa bu doğrudur. A hocası, B hocası, A kaynağı, B kaynağı değildir esas alan. ÖSYM'nin mantığıdır. Biz burada arkadaşlar ÖSYM'nin sorularını çözmüyoruz. ÖSYM'nin mantığı konusunda size yardımcı oluyoruz. Zaten adamların sorularını çözdüğünüz zaman telif geliyor. Dolayısıyla biz burada hem telif problemini aşıyoruz bu şekilde hem de aynı zamanda arkadaşlar hangi konuların üzerinde durmuş? Buna bakıyoruz. Bir de durabilecek konuların üzerinde de ben size artık bakın bu konulardan itibaren durabileceği noktaların üzerinde de değiniyorum. Neden? Yani sadece sorduğu sorular üzerinde değil, sorabileceği soruların üzerinde de duruyorum ki inşallah size bu konuda da faydalı oluruz. 18. yüzyılda köylüler vergi yükünden kurtulmak için çiftliği bırakarak yerlerini, yurtlarını terk etmesi olayına ev göçü denir. Yani bu insanlar ektikleri toprakları bırakarak Yerlerini, yurtlarını terk ediyorlar. Buna ev göçü deniliyor. Bu durum sonucunda şehirlerde iş gücü artıyor. Tabii ki köyden kente göçlerinin sonucunda arkadaşlar kentlerde artık iş gücü artacaktır. Yani iş yapacak insan sayısı artacaktır. Şehirlerde gıda fiyatları yükselecektir. E, tabii ki e, köylerde üretim azalınca şehirlerde genelde tüketici toplum yapısının bulunduğu yerler olduğu için Gıda üreten şehirler değil, gıda üreten arkadaşlar köyler. Bu insanlar ne yapıyorlar? Gıda üreten insanlar da şehirlere gelince gıda fiyatları yükseliyor. Büyük şehirlerin nüfus yapısı değişiyor tabii. Farklı farklı yerlerden insanlar geliyor. Bugün İstanbul'u örnek verebiliriz arkadaşlar. Nüfus yapısı değişiyor. Köylerde nüfus azalıyor. Şehirlerde nüfus yoğunlaşıyor. Bu da Önemli bir yorum noktası. Herhangi bir şekilde arkadaşlar böyle bir durumu yorumlayacak olduğumuz zaman bu şekilde yorumlayacağız. Evet 18. yüzyılla ilgili arkadaşlar ÖSYM'nin hangi konulara dikkat ettiğini, hangi konularda size soru sorabileceğini ben burada bu dersimde anlatmış oldum. Gerileme dönemini bu şekilde bitir, bitirmiş oluyoruz. Dağılma döneminde arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada burada size... Böyle de bir minyatürü göstermek istedim. Şöyle arka fonda da bundan faydalandım. Bu minyatür Zembilli Ali Cemali Efendi'yi gösteriyor. Zembilli Ali Cemali Efendi malum arkadaşlar Yavuz döneminde, Kanuni döneminde, Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık yapmış. Çok önemli bir şahsiyet. Hatta 2. Bayezid döneminde bile arkadaşlar belli görevleri olmuş. Kendisi İslam fıkhıyla ilgili değişik yerlerden gelen insanların sorularına anında cevap verebilmek amacıyla böyle bir sepet sarkıtıyor. Sepete insanlar sorularını atıyor. Şeyhülislam olduğu için fıkıh fıkıh en iyi bilen Osmanlı o. Sorularını aynı şekilde cevaplıyor. Sepetini sarkıtıyor. Bu şekilde arkadaşlar insanların sorularına anında işte cevap verebilme şansı oluyor. Bunu kendi devlet dairesindeki işi bittikten sonra yapıyor. Bu da çok önemli bir şey. Ayrıca burada bürokrasiyi de aşıyor. Çünkü insanlar bir şeyhül İslam'a ulaşmak isteseler o bir sürü yerden geçmek zorundalar. Belki soracağı soruyor. Bu insanlar soramayacaklar. Bilgi sahibi olamayacaklar. Bu bürokrasiyi de aşarak şeyhül İslam Zembilli Ali Cemali Efendi bu şekilde bir yönteme başvurmuş. Bu da onunla ilgili bir Osmanlı minyatürü Şakaiki Numaniye'den alınmış. Osmanlı'da önemli eserlerden bir tanesidir arkadaşlar. Şakaiki Numaniye. Evet, bu şekilde de bunu da açıklamış olalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.